Yani Diyarbakır 10. Ceza Mahkemesi aslında bugün verdiği 12 ara kararla hükmünü verdi. Yani aslında 6 Mart'ta verilecek hükmü şu andan biliyoruz. Büyük ihtimalle 3 sanık polis memuru da beraat edecek dosyada. Bugünkü 12 ara karar onu gösteriyor. Maalesef dosya bir cezasızlığa doğru yola çıktı. Ancak biz hukuk kurumları olarak, barolar olarak bu hukuksuzluğa sesimizi yani ses çıkaracağız ve bu dosyayı Nait Başkanım da demin ifade etti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyacağız ve bu dosyada failler ve bu faillerin arka planında yer alan kişilerin açığa çıkması için ve gerekli yargılanmalarının yapılması için gerekli mücadeleyi sürdüreceğiz. Şimdi olay gününe ilişkin fotofilm şubenin çektiği kamera görüntülerinde sanırım 13 saniyelik bir görüntü kaydı yok. Çekimi yapan polis memuru işte kaydın çekimden yani çekim esnasında kayıttan çıktığını iddia etmişti. Ancak bu iddia herhangi bir yerde şey olmadı. Yani bilimsel olarak rapora konu olmadı. Mahkeme bu bilimsel raporu almaktan bile kaçındı. Dolayısıyla mahkemenin de çok maddi gerçeğin peşinde olduğunu düşünmüyoruz biz. Yani bu dosya alelacele karara çıkartılmak isteniyor. Elçi cinayeti, elçi suikasti cezasızlığa doğru yol almak isteniyor. Dediğim gibi biz bunun karşısında mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu tetiği çekenler ve bu tetiği çeken arkasındaki kişi ve kurumlar kimse bunlarla hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Yani ömrünü cezasızlıkla mücadeleye, ağır insan hakları ihlallerine karşı mücadeleyle geçiren Tahir Elçi'nin suikastinin yargılanması böyle olmamalı. Yani devletin Tahir Elçi'ye bir adil yargılanma borcu vardır. Biz devletin bu borcu yerine getirmesini istiyoruz.